İstiklal Harbi komutanlarından Asım Gündüz 1880 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren subay olmak istiyordu. Askeri lise, harp okulu ve harp akademisi eğitiminin ardından kuşağının bütün subayları gibi ard arda girilen savaşlarda imparatorluğu yaşatmak için mücadele etti. Balkan savaşlarına ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Şam dolaylarında İngilizlere esir düştü. 1919 Ağustos'unda esaretten döndüğünde çeşitli kol ve komisyonlarda görev aldı. Ertesi yıl Harp Akademisi'ne dersler verirken şehzadelere de öğretmenlik yaptı. 1921'de Milli Mücadele'ye katıldı ve mücadelenin sonuna kadar Batı Cephesi Kurmay Başkanlığı gibi önemli bir görevi üstlendi. Türk ordusuna kesin zaferi getiren Büyük Taarruz Planı'nın hazırlayıcılar arasında yer aldı. Batı Cephesi Komutanlığı'nın lavvu üzerine Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi ve bu görevde en uzun süre kalan kişi oldu. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasında askeri delege, Hatay'ın Anavatan'a katılma sürecinde ise heyet başkanı olarak etkin rol oynadı. Askerlikten emekli olduktan sonra iki dönem Kütahya Milletvekilliği yapan Asım Gündüz, 1970 yılında İstanbul'da vefat etti. Hatıralarım adlı kitapta milli mücadele yıllarını anlatan İstiklal Harbi Komutanı, milli mücadeleyi şu sözlerle tarif eder. Milli mücadele maddede ve hatta mantıkta başlamış ve durmuş hareket değildir. İmanla yoğrulmuş, haysiyet şuurunda şekillenmiş, milletine güvenen, tarih bilen bir liderin akılcı cesaretinde boy salmış ve maddi yoksullukları teker teker dize getirerek gayesine ulaşmıştır.